ki ben gözlerimi kapattığımda seni gördüm. Tap ki çünkü ben gerçekten sana aşık oldum. Tap ki seni seviyorum. Eğer bu mum sönmeden beni durdurmazsan ya da bana bir cevap vermezsen nişanlanırım. O zaman onunla nişanlanırım. Dilin sönmesine izin vermedim. Bak işte geldim. Nişanlanmanın benim için bir sakıncası olup olmadığını sormuştum. Evet. Sakıncası var. Seninle ilgili her şeyin benim için önemi var. Sen acı çektiğin zaman ben de acı hissediyorum. Sen ağladığın zaman benim kalbim de ağlıyor. Sen güldüğün zaman benim yüzüme de bir gülümseme geliyor. Sen bir başkasıyla olursan bunun tabii ki benim için bir sakıncası olur. Tabii ki adın bir başkasının adıyla anılırsa benim için bir sakıncası olur. Benden uzaklaşırsan tabii ki benim için sakıncası olur Bihan. Hem de çok sakıncası olur. Neden? Neden Tapkin? Hala neden diye soruyor musun? Benim buraya gelmem, bunları söylemem bir cevap değil mi? Halimi görmüyor musun Bihan? Görüyorum Tapki. Ben her şeyi görüyorum. Sadece bugün değil, en başından beri. Ben de sana bunu söylüyordum ama sen inanmıyordun. Bunu gerçekten yapacak mısın peki? Başka biriyle nişanlanacak mısın? Biraz daha bekleyemez misin? Ha? Bekliyordum Tapki. Ama... O zaman neden bugün bu nişana razı oldun? Hem de bu gece. Bir an ben fark etmemiştim ama sen fark etmiştin değil mi? Değil mi? Tamam.
Bir dakika. Bir an önce nişanlanmak istiyorsun değil mi? Benden ayrılmak, benden uzaklaşmak istiyoruz. Seni hemen nişanlayacağım. Gelin de burada. Yüzükler de burada. Hadi. Gelin burada işte. Ona yüzüğü tak. Benim gelinim sendin. Hala öylesin. Her zaman sen olacaksın. Benim kalın kafam hep seni istiyor Tapki. Ama Şina... Şina benim çok iyi bir arkadaşım. Ama bundan fazlası değil. Onları annemle babaannem çağırdı. Bizi bir arada görünce aşkını fark etmeni istediler. Bu nişan bir oyundu Tapki. Oyunsa o zaman evdeki herkes... Herkes bu oyunun bir parçasıydı. Ama ben de bunu bugün öğrendim. Neden bana daha önce söylemedin? Hem de bu nişana razı geldin. Eğer razı gelmeseydin, bu söylediklerini nasıl duyardın? Çok kötüsün sen. Sen çok kötüsün, çok kötüsün, çok fenasın. Ben seni bir başkasıyla hayal edince o kadar çok acı çektim ki. Biliyor musun? Seni kaybetmek korkusuyla ben... Sen çok kötüsün Bihan, çok kötü bir insansın. O kadar korktum ki. Sen çok kötüsün, çok kötüsün. Neden bu kadar korktun Tapki? Beni kaybetmekten mi korktun? Söylesene Tapki. Lütfen söyle. Gözler kalbin aynasıdır diye sen söylüyordun. O zaman neden kendin göremiyorsun? Neden her şeyi söylemek bu kadar gerekli? Ben çok acı çektim Tapki. Sen ne kadar korktuysan, ben de en az o kadar. Hatta daha çok korktum. Eğer bu kandil sönseydi, sen gelmeseydin,
olsak ki o zaman aşkın ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden bugün kimseyi dinlemek istemiyorum. Sadece dinlemek istediğim sensin Tapki. Söyle Tapki. Söyle. Neden rahatsız oldun? Neden Tapki? Çünkü seni seviyorum Bihan. Seni çok seviyorum Bihan, seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Tapki. Seni seviyorum.